Cenab-ı Hak bunu birçok ayetinde, surelerinde kullarına beyan ediyor. Onun için de geçmiş ümmetler ve de milletler kıyamet vuku bulacak mı, nasıl olacak diye hep bunu kendi aralarında konuşmuşlar. Hatta tartışma konusu yapmışlardır. İşte bundan dolayı olacak ki Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz de kıyamet hakkında çok geniş bilgiler bize göndermiş, bildirmiştir. Özellikle de neler olacak ki ondan sonra kıyamet kopmuş olsun, kopabilsin. Hadis-i şeriflerinde bunları tek tek ortaya koymuştur. Tabii bizim bu sohbetimizde tamamını ele alıp ifade etmemiz mümkün değil. Neticede bu bir iftar sohbetidir. Ama elimizden geldiği kadarıyla derlediğimiz bu hadis-i şerifleri okuyucu, bizi takip edenlere aktararak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kıyamet hakkındaki beyanlarını hep beraber takip edelim. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bâdirû bil amâli diye başlayıp devam eden hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki karanlık gecenin parçaları gibi olan fitnelerden önce, yani öyle bir fitne gelecek ki bir karanlık gecenin parçası gibi olacak. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin hak, neyin batıl olduğunu anlayamayacaksınız. Hayırlı ameller işleyiniz. Hayırlı ameller işlemede acele ediniz. Değil mi? Kıyamet yaklaşınca birincisi fitneler çoğalacak. Gece karanlığı gibi bu fitneler çoğalacak. Ayırt edilemeyecek birbirinden. Tabii. Bu hak mıdır, batıl mıdır, doğru olan hangisidir diye herkesin kafası karışacak. Bunlar da gelmeden evvel Cenab-ı Peygamber Efendimiz hayırlı amellere yapışın. Bâdirû bil amâli sâliha. Sâlihât. Salih amellere yapışın. Evet, devam ediyor. O fitne geldi mi kişi mümin olarak sabaha erer, kafir olarak akşama girer. Deme bunun, bu fitnenin de en önemli özelliği İman ettim der, yine iman ettiği üzere amel ederken, yoluna devam ederken, aynı gün, aynı saatte bir başkasıyla oturur kalkar, bir de bakarsınız imanını bir anda kaybediverir. Yani yine hadis devam eder. Mümin olarak akşama erer, kafir olarak sabaha ulaşır. Yani Müslüman olarak bir müddet yaşar, hemen arkasından da kafir olur olarak hayatını devam ettirir. Burası çok enteresan. Yebi'u dinehu bi'aradin mined dünya. Basit bir menfaat karşılığı, dünya karşılığı dinini satar. Çok enteresandır. 3 kuruşa, 5 kuruşa veya işte benim çocuğumu şuraya al, buraya koy. Bir torbaya, bir çuvala, her neyse. Orada dinini hemen satar. Nereye geçer? Batılın safına geçer. Bir başka hadis-i şerif, bu hadis-i şerif Müslüm'de iman bahsinin 186. Tirmizi'nin fiteninin 30 parantez içinde 2196'da bu hadis-i şerif mevcut. Bir başka hadis-i şerif, kâle Resulullah, la tekûmu sa'atu hatta yenbe'ithu deccalûne kezzâbûne karibun min thelâthîne küllühüm yez'umû ennehu Resulullah. Burası çok enteresan. Kıyamet diyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz,
yalancı deccaller çıkmadıktan sonra kopmaz. İlla bu deccaller çıkacak. Ve bunların hepsi yalancı. Ve deccal Müslümanların içinden çıkacak. Bakın neden anlıyorsun bunu? Küllühüm bunların tamamı yez'umu zannederler ki Resulullah, biz Allah'ın Resulüyüz. Bunların tamamı da Allah'ın Resulü olduklarını zannederek vazife yaparlar. Meğer bunlar deccalmiş. Kim buyuruyor bunu? Hazreti Fahri Alem Efendimiz. Hadisin kaynağı Tirmizi Fiten 43, Ebu Davud Melahim 16. Sayfaları da burada var. Efendim. Diğer taraftan Cenab-ı Peygamber Efendimiz yine Arapça metinlerini okursak biraz uzar. Biraz daha fazla bilgi elde edelim. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki Deccal çıktığı vakit beraberinde su ateş vardır. Ancak halkın ateş olarak gördüğü tatlı sudur. Halkın su olarak gördüğü ise yakıcı bir ateştir. Sizden kim o güne ererse halkın ateş olarak gördüğüne düşmeyi kabul etsin. Bu ateştir ama ben buna giriyorum desin. Çünkü o tatlı soğuk sudur. Burada tabii ateşle su arasında Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir benzetme yaparak efendim onların insanlara işte hayırlar, güzellikler vaat etmesi, şunu vereceğim, bunu vereceğim diyerek insanlara böyle güzel şeyler vermek suretiyle dinden saptırması. Benimle olmayanı da ben cezalandıracağım diyerek insanları korkutmaz. Bu efendime söyleyeyim acı su, öteki tatlı su. Anlatabiliyor muyum? Siz ateşi tercih edin. Ha siz bu ateş olanı tercih edin ki yani sana baskı yapıyor, seni önlemeye çalışıyor. Ha eğer sana bunu böyle biri yaparsa ondan endişe etme. Bunun sonu hüsran olmak değil, felaha ermektir. Bir başka hadis-i şerifte ve inne mimma etekaffafu alel ümmeti eimmeten zalline ve muzilline setelhaku kabailu min ümmeti bil müşrikine bi ehlil kitab. Burası çok enteresan. Şu bir gerçektir ki ümmetim adına korktuğum en önemli şey dalalete sapmış ve saptıran yöneticiler ve önderlerdir. İşte zalline ve muzilline. Dalalete sapmış ve saptıran yöneticiler. Ümmetimden bazı gruplar hak din olan İslam'dan saparak müşriklere yani ehli kitaba iltihak ederler. Onların dinlerine dahil olacaklardır buyurmaktadır. Demek kıyametin bir başka alameti de ne? Efendim ehli kitaba Müslümanların yakın olması, onların dinlerine girmesidir. Bu olduğu zaman ne olmuş oluyor? Kıyamet alametlerinden olmuş oluyor. Ehli kitap nedir? Peygamber Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunlara müşrik diyor. Allah'a şirk koşuyorlar. Şirk koşanlar. He bunlar. Kimdir bunlar? Hristiyan ve Yahudiler. Ha bunlara Müslümanlar deme tabi olmadıkça, beraber olmadıkça kıyamette kopmayacak. Tabi olursa bil ki kıyametin zili çaldı. Alarm geldi. Yine
Sevban radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ümmetim için en çok saptırıcı imamlardan korkarım. Neden korkar? Saptırıcı. Bu da kıyametin bir alameti. Ümmetim arasına kılıç bir kere girdi mi artık kıyamet gününe kadar kaldırılamaz. Ümmetimden bir kısım kabileler müşriklere iltihak etmedikçe, ümmetimden bir kısım kabilere putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetimde 30 tane yalancı deccal çıkar. Hepsi de kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Halbuki ben peygamberlerin mührüyüm, sonuncusuyum. Benden sonra da peygamber yoktur. Burası çok enteresan. Ümmetimden bir grup hak üzerinde olmaktan geri durmaz. Bu dönemde de olsa hak üzerine olan bir grup vardır. Onlara muhalefet edenler onlara zarar veremezler. Hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Evet, bu hadisin kaynağı Müslüm, Sahih, İmaret 177, Ebu Davud, Sünen-i Fiten 1, Tirmizi, Sünen-i Fiten 32, İbn-i Mace, Sünen-i Fiten 36 vesaire. Yani kaynakları bu hadis-i şeriflerin çokça olan hadisler. Ebu Said ve Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ümmetimde ihtilaf ve ayrılıklar meydana gelecek. Onlardan bir grup lafıyla güzel, yani sözüyle güzel, ameliyle kötü olacak. Bunlar Kur'an'ı okuyacaklar. Ancak köprücük kemiklerinden aşağıya geçmeyecek. Kur'an okuyacaklar, İslam anlatacaklar ama o Kur'an burada kalacak, aşağıya geçmeyecek. Bunlar dinden tıpkı okun avı delip geçmesi gibi çıkarlar. Bir başka hadiste okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar buyuruluyor. Onlar ok kirişine dönmedikçe bir daha dine geri dönmezler. Geri dönmeleri de mümkün değil. Evet, yani geri dönmeleri de zaten kalp o tarafa kaydı mı onların dönmesi, geriye dönmesi mümkün değil. İbn-i Kesir Hristiyan ve Yahudilerle dost olmayın. Onlar birbirlerinin dostudur. Kim onlarla dost olursa onlardandır buyur. Ayeti kerimesini tefsir ederken kalp o tarafa gider, daha geri dönmez ve müşrik olur şeklinde tefsir ediyor. Evet. Onlar o kirişine dönmedikçe bir daha dine geriye dönmezler. Yani Kur'an okudukları halde imanları gırtlaktan aşağı geçmeyen. Bunlar mahlukatın en şerlileridir. Onları öldürene ve onlar tarafından öldürülene ne mutlu. Onlar, burada çok enteresan, insanları Kitabullah'a çağırırlar. Hem Kur'an okurlar, hem Kur'an'a çağırırlar. Fakat kitaptan zerre kadar nasipleri yoktur. Peygamber aleyhisselam efendimizin yanında bulunan ashab, ey Allah'ın Resulü dediler. Onların alametleri nedir? Onlar tıraş olurlar,
Neden tıraş olurlar? Çünkü ehli kitap dediği insanların hali de metruştur, tıraş olmaktır. Onlara benzemek isterler. Kim bir kavme benzemek isterse fehuve minhum, onlardandır. Yani benzemek istemek hocam burada. Tabii asıl burada, yoksa senin de sakalın yok. Gerçi bıyığın var. Bıyık sünnettir malum. Efendim, onun için bizi takip edenlere bir kardeş tavsiyesi. Mutlaka bıyıklarını bıraksınlar yani böyle. Neticede bıyığa benim ne resmi ne de gayri resmi bir şey, kurum karışmaz diyebiliyorum. Buhari sahih itisamda, Müslüm sahih ilim babında, İbn-i Mace Sünen Fiten'de, 17 Ahmet bin Hanbel Müsned'inde böyle rakamlar var. Hepsi bunların kaynağı var. Birçok kaynağı var hocam. Evet. Yine Avf bin Malik el-Eşcai radiyallahu anh'dan gelen hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyametten önce 6 şey olur. Ha, demin anlattığımda demek kıyamet alameti. Bu da olacak. Kıyametten önce 6 şey olur. Onlardan biri, sizinle Rumlar arasında barış imzalanır ama düşmanlarınız anlaşmayı bozarlar. Her birlikte 12 bin asker olan 80 birlikle, yani 1 milyon asker üzerine saldırırlar. 1 milyon askerle beraber üzerinize saldırırlar. Bu Armagedon savaşı denilen bir kıyamet harbinin olacağından ehli kitap dediğimiz insanlar da bahsediyorlar. Onlara göre dünya Yahudilere aittir. Olacak olan savaşta Müslümanların tamamı katledilecek. Dünya onlara kalacak. Hristiyanlar da Hazreti İsa Ruhullah Efendimizle semaya huruc çıkacaklar. İşte yerin altı ve cehennemde Müslümanlara kalacak. Böyle garip de bir inançları var. Ha, bizim inancımıza göre de böyle büyük bir savaşın olacağı, Deccal'in fitnesi aleme yayıldıktan sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimizin neslinden gelen Mehdi Efendimiz bunlarla beraber müthiş bir mücadele yaparak, hatta mücadele yaptığı dönemde bir taşın arkasına gizlenen Yahudi'yi o taş ihbar edecek. Diyecek ki burada benim arkamda da bir tanesi var. Yani böyle bir durum var. Efendim, bu olduğu zaman da demek kıyamet yakınmış. Kıyametin alametlerinden biri de buymuş. Yine bir başka hadis-i şerifte Ebu Derda radiyallahu anh şöyle buyurdu. Kıyametten önce olacak büyük savaşta Müslümanlar Gota bölgesindeki Şam şehrine toplanırlar. O Suriye'nin en iyi şehridir. Ebu Davud, Mülahim, efendim Avnül Mabud, Camiüt Sagir'in sahihleri vesaire. Bunun kaynakları da bu. Demek ki ahir zamanda Suriye'yi de yalnız başına bırakmayacak kim? Küfür ehli. Onu mağdur etmeye, mahkum etmeye, öldürmeye çalışacak ve gayret edecek. Şam, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin lisanıyla belde-i emin ve mukaddes bir bölgedir. Onun için o bölgenin sakinlerine kastetmek,
hayatlarına kastetmek de küfrün alametlerindendir. Bu da olmadan kıyamet kopmayacak. Bu da kıyamet alametiymiş. Bir başka hadiste, fitneden eser kalmayıncaya kadar Allah yolunda mücadele ediniz. Enfal suresinde ayeti kerimesi de geçen fitnenin ne büyük bir fitne olduğunu beyan eden Abdullah bin Ömer, söz konusu fitnenin mahiyetini sordular. Nedir bu fitne? İbni Ömer hiddetle, bilmiyor musun bu fitne Müslümanların İslam'ı ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı terk ederek müşriklerin, Hristiyanların ve Yahudilerin dinlerine girmeleridir buyurmuştur. Demek ki öyle bir dönem gelecek ki Müslümanlar da hak adına nereye gidecek? Hristiyan olacak. Hakka Musevi olacak. Evet. Demek bu da neymiş? Kıyamet alametlerindendir. Olmayın deme. Olduğu zaman bil ki kıyametin yine zili çaldı. Geliyor. Buhari Sahih Kitabul Fiten 92-7094. Yine Peygamber Aleyhisselam Efendimizin başka bir hadisinde bu büyük fitne avanilerinin Irak'a musallat olacaklarını bildiriyor. Demek orayla da kalmayacak. Irak'ta da böyle bir şey olacak. Onun için bunlar mucizevi haberlerdir. Bunlar olduğu zaman ne yapmamız lazım? Kıyamet. Zil çalıyor. Eyvah, hazırlık yapalım. Alamette, gecikmeyelim demek lazım. Evet. Yine bir başka hadis-i şerifte Irak halkına ölçeğin, yani gıdanın ve dirhemin, paranın yasaklanması yakındır. Sahabi sorar, ya Resulallah bu nasıl olacak? Peygamber Aleyhisselam cevap verir. Acemler bunu yapacak. Bunlar Irak ehlinden men edecekler. Yani hem parayı hem gıdayı men edecek. Kim acemler? Acem kimdir? İran-Irak savaşını biliyorsunuz. Hakikaten o dönemde Iraklar da Saddam'ın yüzünden epey bir mağduriyet çekmişti. Demek bu da neymiş? Yani kıyametin alametleri başladı görünmeye. Evet. Bugün Suriye üzerinde de çok ciddi hesaplar var. Batı'nın. Bu da ne oluyor? Bu da alametlerden eğer olursa bir tanesi olmuş olacak. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Irak'a ölçeği ve dirhemi verilmeyecek. Şam'a da ölçeği ve dinarı vermeyecek. Oraya da böyle olacak. Bak, Şam, Suriye. Mısır'a ölçeği ve dinarı vermeyecek. Malum Mısır'ın da hali şimdi ortada. Başladığınız yere döneceksiniz buyurdu ve 3 kere tekrar etti. Buna Ebu Hureyre'nin eti ve kanı şahit oldu buyuruldu. Demek ki Irak, Suriye, Mısır. Oldu mu buralarda bir şeyler? Devam ediyor mu? Ona göre demek zilin çaldığı efendim gerçeği ortaya çıkmaya başladı. Neyin zilinin? Kıyamet zilinin. Hem de artarak devam ediyor hocam. Yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber Efendimiz Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdular ki Irak ehline bir ölçeklik yiyecek ve tek dirhemlik paranın gelmeyeceği zaman yakındır. Bu da ne oluyor? Kıyamet alametlerindendir. Nereden diye soruldu.
Acem diyarından, yani İran'dan. Onlar bunu yasaklayacaklar buyurdu. Devamla Şam ehline de tek dinarlık paranın ve bir ölçeklik yiyeceğin gelmeyeceği zaman yakındır. Aynı şey, boykot kime uygulanacak? Suriye, Şam, Suriye buyurdu. Yine bu nereden diye soruldu. Rum cihetinden buyuruldu. Yani Batılılar bunu yapacak. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir müddet sustu, sonra buyurdu ki, ümmetimin sonunda bir halife gelecek. Malı sayı ile değil, avuç avuç dağıtacak. Kim bu? Mehdi. Hazreti Mehdi Efendimiz. Yani demek ki ideal sistem demokratik sistem değil. Demokrasiyle insanları kandırıp haklarını gasp etmek değil. İdeal bir mümini kamil olmak. İnsanlara adaleti, hayrı, güzelliği dağıtacak odur. Yok o gelecek bugün. Hadi oradan be. Seni ben bilmiyor muyum? Batıyı inceleyen sosyologlar diyor. Batıda bir sınıf insan patron, diğeri işçi adında köledir. Doğru. Bunu delen orada Türklerdir. Kalktı onlar da patron oldu vesaire. O da Türklerin kabiliyeti, imanı olduğu için böyle oldu. Şimdi onun için hiçbir sistem ideal değildir. Hangi sistem olursa olsun onu hayata geçirecek olan insan unsurudur ideal, mükemmel insan. Bütün bunları uygulayacak olan, hayata geçirecek olan odur. Sistemler, kanunlar, nizamlar onun elinden çıkar. Şimdi diyelim siz en mükemmel nizama, sisteme, kanuna kavuştunuz. Ama o mükemmel nizam ve kanunu uygulayacak mükemmel insan olmazsa ne işe yarar? Hiçbir işe yarar mı? Yok. O zaman ne diye konuşuyorsun? O diye, o bu. Bütün bunlar lafı güzel. Mükemmel insan olmak. Herkesin elinden ve dilinden emin olduğu bir mevkide, rütbede olmaktır. Bu Rusya'da da olsa mükemmeldir. Asya'da da olsa mükemmeldir. Avrupa'da da olsa mükemmeldir. Bugün Batı'nın, Batı dünyasının gerek fertleri, bireyleri, gerekse önderleri, liderleri bütün dünyaya çile çektirdiler, hala devam ediyorlar. Demokrasi diyerek insanların elindekini, avucundakini, yerin altındakini, üstündekini ellerinden alıp gidiyorlar. Bir Afrikalı yazar diyor ki, bize geldiler, dediler ki gözünüzü yumun, biz de gözümüzü kapattık. Elimize İncil verdiler. Uyandık baktık elimizde İncil. Gözümüzü açtık baktık gözümüzde elimizde İncil. Ayaklarımızın altından bütün servetimiz kaydı gitti. Bu demokrasi. Hadi oradan be. Al onu başına çap. Yine Hazreti Ebubekir radıyallahu an anlatıyor. Peygamber aleyhisselam efendimiz buyurdular ki, ümmetimden bir kısım insanlar Dicle denen bir nehir yanında, Basra denen geniş bir düzlüğe inerler. Dicle'nin yanında Basra var ya, oraya inerler. Köprünün yolun üzerinde bir köprü vardır. Oranın halkı çoğalır. Muhacirlerin yani Müslümanların beldelerinden biri olur. Orası bir Müslümanların kaldığı bir memleket olur. Ahir zamanda geniş yüzlü, küçük gözlü olan Beni Kantur'a gelip nehir kenarına inerler. Bundan böyle Basra halkı üç fırkaya ayrılır.
o Beni Kantura denilen zümre oraya gelir. Burada üç kısma ayrılır. Bir fırka sığır ve kır develerinin peşlerine takılıp ziraat hayatına dönerler. Bunlar helak olurlar. İkincisi, bir fırka nefislerinin kurtuluşunu esas alırlar. Beni Kantura ile sulh yolunu tutarlar. Böylece bunlar da küfre düşerler. Bir fırkada çocuklarını geride bırakıp onlarla savaşırlar. İşte bunlar şehit olurlar diye buyuruluyor. Bu da neymiş? Kıyametin alametlerinden. Ya Kantura'yı bekleyelim. Kanturalılar kimdir? Bunları bekleyelim. Basra'ya ne zaman inecekler? İndikleri zaman anla ki kıyamet yakındır. Ebu Davud Mülahim 10'da. Yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber Efendimiz kim bize kılıç kaldırırsa bizden değildir. Men sel aleyna silahe feleyse minna. Kim bize kılıç çekerse bizden değil. Yani bizi öldürmek isterse, öldürürse feleyse minna, bizden değildir diyor. Yani bir Müslümanın hayatı o kadar mukaddes ve muteberdir ki diğer bir Müslüman onu öldürmeye teşebbüs eder veya öldürürse bu imani konu imandan çıkar diyor Peygamber Aleyhisselam. E tabi bu bir millet olursa daha güçlü olur. Onun için men hamele aleyne silahe feleyse minna. Kim bize karşı silah taşırsa bizden değildir. Müslüman emniyette olacak. Kim de? Müslümanın yanında. Sen bırak onun emniyette olmasını. Önce nasılsın, iyi misin? Dostluklar, şunlar bunlar. Ondan sonra büyük bir fitneyle beraber karşısına geçiyorsun. Adam da afallayıp duruyor. Ya sen dün neydin, bugün ne oldun? Allah sana hidayet versin. Allah seni ayıktırsın. Sen burada kendi nefsine de zulmediyorsun. Müslümanlara da zulmediyorsun. Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki Müslümana sövmek fısktır. Onunla çarpışmak da küfürdür. Sibabül Müslimi fusuken. Demek Müslümana sövmek fısk ve kitaluhu küfrü. Onu öldürmek de küfürdür. Bu da neymiş? Yani bu durumların olduğu dönemlerde neyi bekleyeceğiz? Kıyameti bekleyeceğiz. Evet. Bir başka hadis-i şerifte benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak dinden dönmeyin. Deme Müslümanların birbirine vuruşması imanın değil küfrün alametidir. Bu da kıyametin. Bu da neden? Neden sayılır? Kıyamet alametlerinden sayılır. Bundan sonra en az bunun 3-4 misli daha hadis-i şerif var. Ancak özetleyecek olursak Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın Hristiyana ve Yahudi'ye benzemek istemesini kıyamet alameti olarak beyan ediyor. Artı
Müslüman ülkelerin Hristiyan ülkelerine benzemek istemeleri, politikalarını hayata geçirmelerini kıyamet alameti olarak beyan ediyor. Müslümanların Hristiyan'ın peşinden gitmesine, ona benzemesine, onun gibi olmaya çalışmasına, ki hadiste bunun için kertenkele deliğine girseler oraya giderler buyuruyor. Bu da kıyamet alametlerinden buyuruluyor. Yine bir başka alamette onlara benzemek için tıraş olmak kıyamet alametlerinden. Ülkenin savunmasını yapmayıp değerlerini korumak için varlığını ortaya koymayan dönem olursa onların helak olması, bana bir şey olmasın diye kenara çekilip onlarla birlikte olmasıyla küfre girmesi ve onlarla çarpışarak da ölenlerse şehit olması ne oluyor? O da kıyametin alametlerinden oluyor. Vatanına yapılacak saldırı karşısında ülkenin savunması bu hadislere göre bir ölüm kalım meselesi, iman gereğidir. O bakımdan Müslümanın varlığının devam ettiği, imanının yaşandığı, ahlakının korunduğu beldesi mukaddestir. Bu uğurda, orada imanını koruduğu için bu uğurda ölen mümin de şehittir. Bunların çoğaldığı dönemde de demek ki kıyamet alametleri ortaya çıkmış demektir. Bir başka netice de Müslümanın Müslümana savaş açması, kanını akıtması da haram olan, insanı küfre getiren mühim bir olaydır. Böyle bir şey olduğu takdirde bu da nedir? Kıyametin alametlerindendir diyerek sohbetimizi tamamlamak istiyorum. Bizi takip edenlere de o gelecek olan mutlak güne de hazırlanması şartıyla veya temennisiyle saygılar sunuyorum efendim. Hocam çok sağ olun. Allah razı olsun.